Çöküş 2004 Almanya, Avusturya, İtalya ortak yapımı Berlin muhabir etrasının Adolf Hitler'in son günlerini yakin çevresin yaşadığı olayları ve Berlin'le kanun savunma savaşının ardından Almanya'nın teslim oluşunu konu alan 2. Dünya Savaşı filmi çekimler Eylül Kasım 2003 arasında Berlin, Münih ve Rusya'nın St. Petersburg kentinde çekildi. Film Fuhrer Banker'ın Yani sığınağın içinde ve çevresinde eserken yönetmen 1940'ların Berlin'in görünümünü ve atmosferini yeniden inşa için yapım sırasında görü tanıkların ifadelerini, hayatta kalanların anılarını ve diğer tarih kaynakları kullanını. Senaryo, tarihçi Joachim Fest'in Hitler'in sığınağını ve Hitler'in eski ödül sekreteri Traudley Jung'un son saata kadar kitaplarına dayanıyordu. Tarih Brelil 1939 Almanya'nın Polonya'yı işgal, işgal sonrasında Fransa ve İngiltere gibi Avrupa'nın önemli devletleri Almanya'ya savaş ederler ve insanlığın gördüğü en büyük savaş bu şekilde başlamış olur. Sonradan Almanya'nın ilerleyişinin sürmesi hecesine başka devletlerine dahil olmasıyla 100 milyonun fazla asker personelin katıldığı ve devletlerin sahip oldukları tüm ekonomik, teknolojik ve nüfus bu savaş için kullandıkları dünya tarihindeki en büyük savaş ve kayıp gerçekleşti. En az 40-50 milyon insan hayatını kaybetti. Şehirler bombalandı ve birer harabeye döndüler. Peki tüm bunlar daha ne kadar devam edecekti? Yıllar geçtikçe Hitler öndürlüğünle Alman İmparatorluğu duraklamaya ve gerilemeye başladı. Hitler'in orduları yayılmasından daha kısa bir sürede Berlin'e kadar gerledi ve savaşın sonunun geldiğini Hitler ve Sivetnekler de artık kavulenmek zorunda kaldılar. Filmde Rus ordusunun Berlin kaplanı dayanını ve şehir kuşatmaya başladığı dönümlere ve sonrasında yaşananlara ışık tutuluyor. Bir anlamda bir dönüm dünyayı seslenen Hitler'in ve Sivetnek kurmaylarının çarasılık içerisindeki çırpınışlarına çarp tanı oluyorsunuz. Kasım 1942'de Doğu Prusya'daki Kurt ininne Naz Almanyası lider Adolf Hitler Tradl Jung'u kişisel sekreter olarak geçer. 3 yıl sonra Kızıl Ordu, Almanya kuvvetlerinin geri püskürtörü ve Berlin'i kuşatır. Hitler'in yıl doğumunda doğum ününde Kızıl Ordu, Berlin şehir bombalamaya başlar. SS Başkan Himmler, Hitler'i Berlin'den ayrılmaya ikna etmeye çalışır. Ancak Hitler reddeder. Himmler, Bat müttefiklerle gizlice görüşme yapmak için ayrılır. Daha sonra Himmler'in emir subayı Hermann Feigal'ın da Hitler'i kaçmaya ikna etmeye çalışır. Ancak Hitler Berlin'de kazanacağı ve ya da öleceği konusunda ısrar eder. Doktor Ernest Günther Schenke Klawitz operasyonu başına Berlin'den ayrılmaya emir verilir. Ancak bir SS generalin yararlıları tidavi etmesi için Berlin'de kalmasına ikna eder. sokaklarda Hitler gençliği çocuk asker Peter Kranz'ın babası oğlunun birliğine yaklaşır ve onu ayrılmaya ikna etmeye çalışır. İki düşman tankın imhaden ve yakında Hitler tarafından alacağı olan Peter babasına bir korkak diyor ve kaçıyor. Fuhre Bankır'daki yani sığınaktaki bir toplantıda Hitler edilmiş 9. ordunun geri çekilmesini yasakladı ve bunun yerine SS komutanı Felix Steiner'ın birlikler birliklerine karşı saldırı düzenlemelerini emretti. Generaller emirleri imkansız ve mantıksız buluyor. Sığınaktan çıkan Hitler Peter'ın madalyasını verir ve Peter generallerinin daha cehur olarak selamlar. Sıraklarına bakan Albert Speer Almanya'nın altyapısının yok edilmesinden endişe duyuyor. Ancak Hitler geride kalan Alman halkının zayıf olduğuna ve dolayısıyla ölümü hak ettiğine inanıyor. bu sırada Hitler'ın arkadaşı Eva Braun Rich Chancellor'un bir part düzenler. Fegel'in yengesi Eva Hitler'le Berlin'den ayrılmaya ikna etmeye çalışır. Ancak Eva onu kovar. Topçu ateşi parti bozar. Savaş alanına General Helmut Wedlin gerçek ilmi emir verdi iddiasıyla idam edileceği konusunda bilgilendirilir. Wedlin suçlamalardan kendisini temize O, Berlin'in tüm savunmasını denetleme teşvikiyle Hitler etkiler. Başka toplantıda Hitler, Üstteynlerin birimi çok zayıf olduğu için saldıramadığını öğrenir. Hitler bunu bir ihanet eylemi olarak gördüğü için öfkelenir ve herkesin onu hayal kırıklığına uğrattığını ve generallerin korkup ve hain olmakla suçlar. Sonunda savaşın kaybedildiğini, ancak Berlin terk etmektense intihar etmeyi yeglediğini söyler. İkinci Dünya Savaşı'na son günler yaşanmaktadır ve Berlin artık işgal altında bir kenttir. Sovyetler ilerlemeye devam ediyor. Berlin'in kaynakları azalıyor ve Almanların moral düşüyor. Hitler, Walter Wenck liderlerindeki 12. ordunun Berlin kurtaracağını umuyor. Gece yarısından sonra Hitler, Eva ile evlenmeden önce son sistemini ve vasiyetini Jung'a e dikledir. Ertesi sabah Hitler 12. ordunun fakkıştığını ve Berlin kurtaramayacağını öğrenir. Teslim olmayı reddeden Hitler sonunu planlar. Küpe Blondie zehir verir, sonra kurullarına veda eder ve Eva ile intihar eder. Ikisi başkan bahçesinde yakılır. Führer'in peşinden yıllarca gitmiş birçok insan durumu da farklı değildir. Şansölye propaganda bakan Joseph Goebbels Trevorlior Goebbels yaşadığı sürece Almanya'nın teslim olmayacağını ilan ediyor. Fakat Berlin'in düşmesine birkaç saat kala Goebbels'in karısı Maud'a Goebbels'e intihar etmeden önce altı çocuğunu siyanürle zehirliyor. Hitler'den onur madalya alan çocuk asker Peter ebeveynlerinin öldüğünü öğrenir. Yungu sığınağı terk eder ve şehirden kaçmaya çalışır. Peter X'i bir bisiklet bulup Berlin'den ayrılmadan önce bir grup Sovyet askerinin içinden kimseyi aldırmadan gizlice geçerler. Böylece film son bulur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.